Omuz ağrısı sebeplerinden bir tanesi de SLAP lezyonu dediğimiz bir lezyon vardır. Bu superior labrum anterior posterior denilen bir problemdir. Bu SLAP lezyonu çok kullanmaya bağlı da meydana gelebilir. Mesela çok kullanma ne bahsediyoruz? İşte voleybol oynama sırasında üst üste tekrarlayan hareketin yapılması, basketbolda yine yukarıdan yapılan hareketlerin yapılması gibi üst üste tekrarlayan hareketlerin olabildiği gibi tek bir travmatik olay sırasında meydana gelebilir. Bir düşme sırasında veya da bir yere düşme sırasında, asılma sırasında da SLAP lezyonu olur. SLAP lezyonu nedir? SLAP lezyonu biceps kasının, yani pazu kasının omuza bağlantı noktasındaki bölgede bir yırtığın oluşmasıdır. Bunun dereceleri vardır. Bu derecelerine göre hem ağrı şiddeti farklıdır hem de tedavisi farklıdır. Bulguları nedir? Bulgusu özellikle belirli hareketlerde ani ve keskin ağrı yapıyor olmasıdır. Bu belirli hareketler illa kaldırma hareketi sırasında olmayabilir. Ani bir geriye doğru çevirme hareketinde veyahut da ani bir öne doğru uzanma hareketinde ağrı yapabilir. Bunun belirli provokatif testleri vardır. Bununla anlaşılabilir ama en iyi tabii ki MR gösterir. Her MR'da göstermeyebilir. Bunun için özel ince kesitli MR'ların çekilmesi lazım. Hatta bazen artro MR dediğimiz omuz ekleminin içerisine kontrast madde vererek çekilen özel tip MR'lara bunlar gerekebilir. Artro MR'da biraz daha net görülebilir. SLAP lezyonunun tedavisi nasıldır? Tabii ki burada derecesi önemli. Yani 1. ve 2. derecede küçük yırtıklarda veya da küçük ayrışmalarda fizik tedavi, ilaç tedavisi, belirli hareketlerden uzak durma gibi şeylerle iyileşme sağlanabilir. Ama 3. ve 4. derecede, yani o yırtığın ayrılma derecesi arttığı zaman bunların ya artroskopik olarak onun içeri girip debritmanın temizlenmesi veya yine artroskopik olarak yaptığımız küçük çıkaların kullanılarak dikilmesi gerekebilir. Çünkü SLAP lezyonu ayrılma miktarı yüksek olduğu zaman iyileşmesi pek mümkün olmaz. Bu nedenle dolayı da cerrahi olarak tamiri gerekebilir.